merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Nasılsın, değil misin? Teşekkür ederim. Sizin sandalye verin, böyle şeyde yapmayalım. Hocam bir dakika. Tamam. Ben bildiğiniz gibi ben kendim doktorum. Burada Zeytinburnu Belediyesi Meclisi'ndeyim. Ben 1952'de Doğu Türkistan'dan gelen bir ailenin çocuğuyum. 7 kardeşlik biz. Ben çok zor şartlar altında okudum. Bugünlerde zor günler geçiyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada böyle. Onun için sizlere bir katkım olsun diye düşündüm. Birer küçük hediye hazırladım sizlere. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Sağ olun. Evet. Hocam, öncelikli olarak hocam, teşekkür ederim. Malum bu pandemi sürecinde okullarımız kapandı. Kapandığı için de çocuklarımız, evlatlarımız EBA üzerinden, Zoom üzerinden eğitimlerine devam ediyorlar. Tabii ki bir kısım öğrencilerimizin bu eğitime devam etmeleri için bazı imkanların, kabiliyetlerin eksikliği hissediyorum. Sizlerin sayesinde, sizin gibi hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde öğrencilerimizin bu ihtiyaçları da giderilmiş olacak. Tabii ki gönül isterdi ki bütün yavrularımıza, evlatlarımıza bu imkanı sağlayalım. Ama devletimiz de bir kısım yardımlarda bulunuyor. Sizin gibi değerli, hayırsever vatandaşlarımız da katkılarıyla öğrencilerimize bu tabletleri vereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte aşının da gelmesiyle birlikte bu okullarda yüz yüze eğitim devam edecek. Tabii bu bir sene bayağı sıkıntı çekti. Sadece öğrencilerimiz değil, bütün dünya, bütün ülkemiz sıkıntı çekti. Dediğimiz gibi gönül isterdi ki yüz yüze eğitim olsun ama şartlar şu anda onu gerektirecek durumda değil. Bütün dünyada salgın devam ediyor. Tekrar birçok ülkede üst seviyeye çıktı. Bizler de ülke olarak aldığımız tedbirlerle bu salgının en alt seviyeye inmesi için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Malum tekrardan hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Bu akşam saat 9'dan itibaren gelen 2 gün yasak var. 65 yaş üstüne 18 yaş altına gene yasaklar devam ediyor. 20 yaş altına. Dediğim gibi bu hastalığı baskılayabilmek için tedbirlere hepimiz uymak zorundayız. Uyduğumuz müddetçe hastalıktan kurtulacağız. Gene eski günlere döneceğiz. Tabii dediğimiz gibi biraz sıkıntılı bir süreç atlattık. Herkes fedakarlık yaptı, yapmak zorunda. Ama Allah'ın da izniyle hep beraber bu illetin üzerinden üstesinden geleceğiz. Ben tekrardan doktor hanıma teşekkür ediyorum. Sizin gibi insanların sayısının artmasını temenni ediyoruz. Burada tabii ki sizler topluma örnek olacak kişilersiniz. Ve gençlerimize de bu tabletlerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en iyi şekilde kullanırsınız. Hemen ben hızlı bir şekilde tabletleri dağıtalım. Teşekkür ederiz hocam. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kerim Akkamımız böyle bir üyeye bize yol açtığı için, teşvik ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Gençler. Şöyle hemen sıradan alalım. Hangi okula gidiyorsun? Ne olur? Aşağı çıkıyor. Kaça gidiyorsun sen? Kaç? Bir. Mesela daha yolun başında. Senin adın ne küçük adam? Fatma, sen de hayırlı olsun. Fatma dönmüyor ya. Sen ne olmayı düşünüyorsun derken? Senin adın neydi? Elif, senin herhalde almaya niyetin yok ha. Gönülsüz geliyorsun. Elif, dön böyle bak. Kim bu?
Elifçiyim. Annesi babası hastanede değil mi? Tamam. Elifçiyim. Kaça gidiyorsun sen? Annesi babası hastanede şu an şeyde. Ha, onlar uyuyor. Abisi burada kovite davetli yüzünden. Tamam, onlar uyuyor. İnşallah annen baban da iyileşir. Aramıza katılır. Tamam mı? Yani bak, şey yok değil mi? Onları şey yapmak için başarılı olacağız. Tamam mı? Olmaz, gel mi? Hadi. Üçü de şu anda bunun için çıktılar. Gel ya. Gel. Gel. Enes geç. Enes, Enes geç. Yok hayır, onlar nedir abi? 33 gün oldu aslında. Tamam. Git yok. Hadi. Evet, yakışıklı. Galatasaraylı. Adın ne senin? Enes. Enes. Enes hedefin makul tutmuş. Nasıl? Hedefin makul tutmuş Enes. Aysim abi. Aysim abi. Aysim abi. Sen bana şey çok güzel. İnşallah doktor olsun. Senin gibi kaymakam olur. İnşallah. Hadi bakalım. Kaymakam olursa memnun oluruz. Hep sorduklarımda hiç kaymakam olacağım diyen yok. Ya doktor olacak, ya avukat, ya mimar, ya mühendis. Güle güle kullan. Gel. Senin adın neydi? Hasan. Kim? Hasan Nur. Hasan Nur. Sen kaça gidiyorsun? 7. 7. Hasan Nur. Hedefin ne? Neyce ya da bak. Süperfifik. Net. Hedef net. Haydi bakalım, Allah senin açıklığı versin. Bir doktorum, siz seçmişler. Evet, evet. Gel yavrum. Senin adın ne? Berfin. Berfin. Berfinciğim. Haydi bakalım, ne sen kaç ay diyorsun? 8. Sen ne olmayı hedefliyorsun? Avukat. Avukat. Çok konuşuyor musun? Çok konuşmam. Ama avukatların çok konuşması lazım. Avukatlar çenesiyle para kazanıyor. Bu zamandan da konuşacağım diyor. Teşekkürler. Haydi, hayırlı olsun. Gel. Avukatların sen senin adın ne? Bilal. Bilal, hadi gel. Ne güzel Bilal, hadi gel. Bilal, kaça gidiyorsun sen? Ben 7'ye geçtim. 7'ye geçtin de 7'dersin. Bilal. Bak çocuklar okula gitmeye gitmeye unutmuşlar. 7'ye geçtim diyor. Dönem bitti Bilal. Bilal, dön bakayım. Bilal, dön bakayım. Hayırlı uğurlu olsun Bilal. İnşallah güzel bir şekilde kullanırız. Nazlıcığım gel. Gelin bakayım. Evet, dışarıdan çarla çektim. Bizim Zeytinburnu'na gelen kaymakamlar biliyorsunuz. Bunu ne diyorlardı buna? Çapa. Çapa. Kazak çapa. Ha, çapa. Teşekkür ederiz. Bu hani üniversitedeki hocaların şeyleri gibi oldu. Gidiyoruz değil mi bunlar? Şimdi gitsin mi? Gide. Ben gideyim. Tek parça olmaz. Bu bizim geleneksel kıyafetimiz. Bak böyle, böyle mi? Evet, evet. Heh. Evet. İsterseniz şişeyi çıkaralım. Bak yiyeyim. Herkesinki var zaten. Evet.